Bizimkisi aşk değil. Sadece yalnızlıktan sıyrılmak için kalabalık kalmak daima. Garantilemek mesela ara sıra yaşanan öpüşmeleri. Geceleri uyudun mu diyebilecek birinin olması. Otobüslerde ikili koltuğu doldurmak ve biri gelince yanımdaki yârim der gibi bakıp kıçımızı sağlama almak. Gerilim eksik diye hayatımızda muhakkak kıskanmak en boktan şeyleri. Bizimkisi aşk değil. Asgari ücretle çalışan bir babanın eve elinde çekmeceli çikolatayla gitmesi belki. Sadece bir defaya mahsus şişko çocuğun o gün mahalle maçında bir gol atması. O da yanlışlıkla. Küçük kızın başına halasının evinde bit girdi diye yine de ayıklanırken kafası, bu defa annesinden tokat yememesi. 20 günlük devamsızlık hakkını 19.30'da bırakan bir çocuğun o yarım günü geç kalma korkusuyla sabahın köründe okula gitmesi herkesten önce. Bizimkisi aşk değil. Göt göbek salmış bir öğrencinin her şeye rağmen sevdiği kıza bir başka kız tarafından içine "Seni çok seviyorum, benimle çıkar mısın?" yazdığı kağıdı yollaması. Belki reddedilince o kağıttan kendine esrar ayıklaması. Salına salına yürürken bir kız yeni yaptırdığı saçlarıyla işte o an bir yağmurun yağması. Belki bir çocuk 40 derecelik sıcakta babasının "Oğun torbasını balkondan al, ıslanır" demesine karşılık içinden "Etraf yavur gibi yanıyor baba, ne ıslanması" demesi ama dışından da almamak için elinden geleni yapması. Pek tabii gece deli dolu yağmur yağması. Boşalması gecenin sabahın sıcağına. O türde bir benzetme yapılması sonucu. Bizimkisi aşk değil. Yeni aldığı arabasını sürtmesi emektar bir adamın. Öğrencisini buçuklarda bir yerde bırakması öğretmenin acımasızca. Ama ardından o öğrencinin bütün öğretmenlere kinle bakması. Karıya kıza düşmesi parayı bulunca bir adamın. Travestilere ve ibnelere ölüm diyen bir adamın oğlunun bir gay club'da yakalanması. Ve akıllara "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" sözünün gelmesi. Bizimkisi aşk değil. Günlük 30 lira yevmiyeyle it gibi çalışan iki kardeşin aylık 17 bin lira alan vekillerin partilerine oy atmak için birbirini vurması meydanlarda. Bir öğretmenin yavrularından ayrılması sebepsizce. Aç açını günlerce yemek yemeden durması insanların sokaklarda. Alışması mesela bir halkın biber gazlarına. Tazikli sularda yüzmesi gençliğin acımasızca. Sırtların emniyet güçleri tarafından okşanması çocukların, yaşlıların, kadın ve erkeklerin coplarla. Bizimkisi aşk değil. Şarkıcı olma ümidiyle koca şehirlerde pavyonlara düşmesi bir genç kızın. Ana babası ayrı çocukların iki fırt çek diyen arkadaşlarını kırmadan ota düşmesi. Kırmızı ışıkta geçip bir köpeği ezerek ve arkasına bakmadan kaçıp gitmesi vicdan yoksunlarının. Ev taksiti için gurbete çalışmaya gelen amelinin ustalarıyla gece alemine akıp bir eskorta seansı 100 liradan haftada 5 defa gidip eve eli ve içi boş dönmesi. Bizimkisi aşk değil.
kuşları sapanla kıçından vuranların, büyüyünce loş ışıklı kafelerde ortamdaki kızı ayarlamak için hayat güzel, kuşlar uçuyor diyerek edebiyat kasması. Göğe bakması birinin, zamanında yerlerde Atari jetonu için para aradığı halde. Sigara fiyatları yüzünden tütün sarmayı öğrenen gencin, kooperatif balkonunun dibinde dışarı çıksın diye içeride yaprak saran yarini beklemesi. Bizimkisi aşk değil, sevdiğini aldığı gülü karizması bozulmasın diye siyah poşete koyup dolmuşta ayakta durarak terlemesi. Sinema salonlarında öpüşmenin garanti olduğunu düşünerek boktan filme, nasılsa izleyemeyeceğim düşüncesiyle bilet alması. Sonra içiyle denk elinde patlaması her şeyin. Bizimkisi aşk değil. Bir şairin gittiği her kapının suratına kapanması ve oturup bunu da yazması gözleri kızararak. Eşiklerde alışması genç delikanlıların. Bir yerden ta bir yere zahmet etmesi bir çift göze manzara olması için yüzünün. Parklarda beklenen kadınların küçük kardeşleri veya komşu çocuklarıyla buluşmaya gelmesi. Ve bunun kahrından arınıp, salıncak ardından sevdiği kadına iç geçirerek bakması. Sabahın erken saatlerinde uyuduğu için idrar torbası dolan genç delikanlının ereksiyona uğrayan emanetini örtmeye çalışıp tuvalete kaçması. Bizimkisi aşk değil. Bütün bunların dışında başka bir şey. Mesela aynı şiirde başka insanları düşlüyor olmak. Mesela şuradan bir tam bir platonik uzatmak. Durakta inmek, her kalbin kapılarını ardına kadar açınca. Kalbinden yumruklandığını öğrenmek bu yaştan sonra. Ağladığı yerleri ev bellemek. Güldüğü yerlerde kiracı olduğunu anlayınca. Bizimkisi aşk değil. Bu çok başka bir şey.